Evet, şu an bir marketin önündeyiz. Bildiğiniz üzere Ramazan ayı yaklaştı. Biz de Ramazan kolisi hazırlayacağız. Gelin hep beraber bakalım bir Ramazan kolisi ne kadar mal oluyormuş. Evet, şu an alışveriş sepetini alıyoruz. Alışverişle başlayacağız hemen. Evet, listemizde salça varmış. Şu an salça alacağız. Biz ortalama bir şey alacağız. Şunu aldım. 68-50 kuruşmuş. Bir de yağ varmış. Yağ alacağız hemen buradan. Ayçiçek yağı da 80 ile 105 lira arasında değişiyor. Hatta 120 liraya kadar da çıkıyor. Şöyle bir yağ aldım. Bu da 82 TL'ymiş. TL'ye de var. 9 TL'ye kadar da çıkıyor. Biz uygun olanından alalım. Kuru fasulye de 2,5 kilogramı 100 TL. Onu da aldık. Hemen sepete atıyorum. Devam ediyoruz alışverişimize. Nohut da varmış listemizde. Nohut da 90 TL'ymiş. Çay alacağız. Biz yine ortalama bir şey alacağız. 85 lira olan çayı alıyorum. Ortalama şöyle bir un. Muhtemelen bir ailenin ihtiyacını karşılayacaktır. Bu da 47 liraymış. Bir de şeker alacağım. 27,50 bu da. Bir de tuz var listemizde. Tuz da 4 liraymış. Şimdi geldik bu reyonumuzdan da pirinç ve bulgur alacağız. Bulgur aldım. 25 TL. Bir de pirinç alıyorum. Pirinç de 100 TL'ymiş. Buradan da makarna alacağım. Makarna da 11 TL 50 kuruş. Listeme bakıyorum. Ne eksik kaldı? Mercimek. Mercimek alacağız. Mercimek de 95 TL. Son olarak zeytin alacağız. Alıyorum. 37 TL 50 kuruşmuş bu da. Şu an listemizi tamamladık. Alışverişimizi de tamamladık. Hemen kasaya geçeceğiz. Bakalım totalde ne kadar bir alışveriş yaptık. Evet değerli izleyenler, alışverişimizi şu an tamamladık. Ortalama geçen sene 200 TL olan bir Ramazan kolisi ortalama 800 TL bu sene. Hiç lükse kaçmadan ortalama bir alışveriş yaptık ve çıkan fatura 828 lira. Biz de madem bu alışverişimizi yaptık, bu aldığımız ürünleri bir ihtiyaç sahibi aileye bağışlayacağız.